Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili terazi burçları, yükselen terazi ve ay burcu terazi olanlar, 20-27 Ekim haftası kahve falınızda neler var? Sizler için niyetlendim. Doğum günü kutlu olsun, doğum günü olanların diyorum. Biraz akrebe kayıyor çünkü. Son döngü terazi burçlarının son doğum günü haftası diyelim, sonlarda doğanlar. Güzel bir hafta geçirelim arkadaşlar. Bakalım kahve falımıza göre bu hafta neler var? Önümüze neler gelebilir? Niyetler belki vardır. Onlarla alakalı cevap verebileceğimiz konular olur. Hemen şöyle bir açayım, bir bakayım. Neler varmış? Sizlere de göstereyim. Şöyle bir görsel var. Bir de şuradan şöyle göstereyim. Burası biraz daha böyle karışık. Dikkat ederseniz böyle çok kişi, çok konu, sadece ortada bir kişiyle yapacağınız konu gibi mevzular var. İlginç görseller de var burada aslında. Hatta bayağı ilginç görseller var. Maddi konular diyelim mi arkadaşlar? Neden maddi konular dedim? Çünkü aslında burada bayağı ilginç görseller var. Şimdi maddi konularla alakalı dikkat ederseniz buradaki biziz arkadaşlar. Hatta şuraya bir işaret koyacağım. Bakın şu üste gelen de şurada aslında şöyle yapayım şurayı. Şurada görüyorsunuz bir kapa bir beden ellerini uzatmış, bu ayaklarını uzatmış bir haftaya doğru oturan birisi var orada, o biziz. Kafamızın üstünde dikkat ederseniz bir balık görseli var ve sisli puslu bir alana doğru giden görseller de devam ediyor. Bu şu demek oluyor aslında. Bu hafta çarşamba gününe kadar ödenmesi, bitmesi gereken bazı konularda kafamız karışık. Kafamız maddi konular olarak aslında öncelikle bu haftaya şu ödemimi de yapayım, şu ödemimi bitireyim, şu ödemem geliyor der gibi başladığımız alan görünüyor. Elimizde iki tane X işareti, üstünde de kafamızdan bir baloncuk üstüne konmuş. Bunun haricinde çalıştığınız iş yerinde iki konu, iki mevzu ya da gene parasal, hanedeki parasal konularda olabilir. Konularla alakalı kafamızda çözmeye çalıştığımız, aslında kafamızın içindeki düşünceleri önümüze koyduğumuz bir pazartesi var diyebilirim. Çevre biraz karışık ama biz sanki böyle modlanmış gibi elimizde tuttuğumuz o çözmemiz gereken konular hariç bir de kafamızda duran parasal bir konuyla alakalı biraz sıkıntılı aslında baktığınız zaman. Yani karartılı görseller aslında çok da iyi olduğumuzu göstermiyor. Biraz da sıkıntılıyız. Fakat şimdi dedim ya kafamızın üstünde bir balık var ama dikkat ederseniz burada bir açılım. Pazartesi günü kafamızda olan bir ödeme, bir parasal durumla alakalı güzel bir gelişme yaşayacağımızı, önümüzün açılacağını bize ifade ediyor. Hemen altında da zaten şurada bacak bacak üstüne atmış bir görsel. Oh be, rahatladım. Bak bu işi de hallettim. İyi oldu. Kafama takılıyordu dediğiniz bir konuyu halledersiniz arkadaşlar. Salı günü de aslında gene aynı şekilde şu elinizdeki çarpı görsellerinde çıkmış bilinmez iki konu mevzuyla alakalı. Dikkat ederseniz gene burada bir konu, bir mevzu, iki konu, temiz evrak, öne açılmış görselleri var. Bu da aslında pazartesi kafanızın içinde elinizde olan konularla alakalı salı günü en son görünüyor. Salı gününe kadar bu konuları çözmüş, önünüzü açmış, görsellerde çıkıyorsunuz. Tabii ki burada iki tane evrak, temiz evrak görselleri var. Üstü çizilmiş evrak olarak görünüyor. Hanenize gelebilecek demeyelim burada, size gelebilecek olan iki güzel evrak, beklenti içinde olduğunuz bir haber ya da evrağı ifade eder. İş yerinde yapmak, çözmek, bitirmek istediğiniz iki konunun üstünü çizmenizi ifade eder. Temiz görsellerde olması aslında denkliğin sağlandığı, rahatlayacağınız, keyif alacağınız bir salı gününü de önümüze koyar arkadaşlar. Çarşambadan sonra çevre karışıklığı var arkadaşlar. Maddi konularla ya da iş yerinizdeki konularla alakalı çevre karışıklığı. Özellikle önünüzde bir kişi durmuş, ellerini arkaya doğru bağlamış, hadi bakalım yap diyen bir kişi sanki. Boyca sizden uzun çıkıyor biraz açıkçası falımıza göre ama bu yaşça büyük bir kişi anlamına da gelebilir. Siz burada sanki böyle elinizi bir konuda onu uzatmışsınız ama o ellerini arkaya bağlamış. Destek almak istediğiniz, yardım almak, fikir almak istediğiniz bir kişiyle karşılıklı yapmış olduğunuz konuşmada karşıdaki kişi yardım edemem diyebilir. Beklentilerinizle alakalı özellikle iş yeri çalışanlar için çarşamba günü karşınızda sizi denetleyen, hadi bakalım yap diyen, biraz üstten bakabilecek egolu birisi de olabilir tabii ki bu bir kişiyle
ılımlı konuşmayı çok tavsiye etmiyorum. Mesafeli durmanızı açıkçası tavsiye ederim diyeceğim. Neden? Çünkü kafasının üstüne uzayıp giden konular var. Burada ego görselleri de var. Elini kolunu bağlamış gezen bir tip gibi görünüyor. Hani bu kişiyi böyle biraz mesafeli durmak can sıkıntısından uzaklaşmamıza sebebiyet verir. Neden? Çünkü bir terazi olarak gene elimizi uzatmış. Hadi gel şu işi birlikte yapalım der gibi çıkıyoruz ama karşıdaki kişi size çok tevazulu birisi değil, yani dikkat edin o kişiye diyebilirim. Çevre karışık dedim. Görüyorsunuz, bakın çok fazla insan var. Çarşamba ve Perşembe aslında çevrenizde çok fazla insanla konuşursunuz. Para konularının, maddi konuların konuşulduğu günler olabilir Çarşamba ve Perşembe. Çalışmıyorsanız dahi evde belki de bu konularla alakalı mevzular ortaya atılabilir. Ama bunlar böyle hani karışık konular, işte size ait olmayan konular gibi duruyor. Ya da iş yerinde yapılan konuşmalarda aitlik yok bize karşı. Çevre karışık, onu duydum, bunu duydum, onu konuştum, bununla onu konuştum gibi düşünebilirsiniz. Bir terazi olarak aslında anladığım şu: çarşambadan sonra gene perşembe çevremiz ne kadar kalabalık olsa da gene dikkat ederseniz, bakın yollar yollar aslında kafamıza taktığımız, yapmayı düşündüğümüz iş ve para konularında bizim önümüz açık arkadaşlar. Ufak tefek pürüzler çıkabilir. Denkleşmeme durumu söz konusu olabilir ama önümüz açık. Şurada da bir kişi elinde böyle sanki bir balık tutmuş. Cuma günü özellikle para beklentisi içinde olanlar, yanında sevinç gözyaşı olduğu için parasal anlamda alabileceğiniz bir güzel haber, elinize geçecek bir para durumu söz konusu olabilir. Sadece şurada altta bir durum var. Oraya dikkat çekmem gerekiyor. Terazi burcu olup da isminde Samsun'un S'si, Paris'in P'si ya da Fransa'nın F'si olanlar için söyleyeceğim bunu son olarak. Gözünüze bir bant takmışsınız. Elinizi uzatmışsınız ondan sonraki haftaya. Burada göz bandı takmak bazı konuları maddi konu olarak görmezden geleceğiniz bir haftayı işaret eder. Hafta sonunu özellikle işaret eder. Buradaki harflerde bir de T gördüm şimdi, Trabzon'un T'si diyelim. İsminin içerisinde bu harfler olanlar maddi konulara biraz daha hafta sonu dikkat etsinler. Özellikle gözlerinizi kapamış olmanız, görmezden geldiğiniz konuların önümüzdeki haftada bir şeyleri denk getirmek, bir şeyleri toparlamak, çözüme ulaştırmak adına sıkıntı yaratabilir görsellerinde uyarı var falımızda çünkü. Buraya lütfen dikkat edin. Bu saydığım harflerde olanlar için söylüyorum. Harici içinde şu olabilir tabii ki. Kafamızda çok kakılan, şunu alalım, şunu alalım konularına biraz hafta sonu arkadaşlar, özellikle de cumartesi günü dikkat edin derim sizlere. Ben de tabii ki dikkat etmeye çalışacağım. Gelelim aşk, meşk, ilişkiler, hane, yakın çevre, sevdiğimiz dostlar dediğimiz alana, arkadaşlar dediğimiz alan dahil olur burası. Şimdi burada pazartesi, salı çok bir şey yok arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim, burada sisli puslu bir çevre var. Olanın yaşanması, bulunduğunuz alanda çevredeki insanların ufak tefek sıkıntılarının olması ve sizin burada aslında bir süre verdiğiniz bir konu, bir mevzu bu hafta pazartesi, salı değil ama çarşamba günü önünüze düşer. Yani şu konuyu halledeyim, ilişkimde şunu konuşayım, evimde şunu halledeyim, işte komşumla şunu konuşayım gibi gibi düşünün böyle. Çarşamba günü aktif olan görsellerde çıkıyor. Çünkü çarşamba günü dikkat ederseniz, bakın burada bir yine karışıklık var. Bu karışıklıkta ortada durmuş bir kişi, iki kişi kavga ediyor. Şimdi iki kişinin kavgası fikirsel bir kavga tabii ki burada ama şimdi bir taraf var. O tarafın, yani nasıl anlatayım bunu? İki kişi yan yana gelmiş. Karşıda bir kişi var. Onların da arasına giren bir kişi var. Yalnız karşıdaki kişi aslan mı diyeyim, kaplan mı diyeyim? Hani böyle insanların üstüne çıkıp atlayan, üstüne çıkıp konuşan bir kişi olarak görünüyor. Kendini çok güçlü hisseden, konuşmasında tevazu olmayan, huysuzluklar yaratabilecek bir kişiyle yapılan tartışmalarda arayı toparlamaya çalışan kişi de olabiliriz. Önümüze böyle birisi gelmiş, bu kişiyle tartışmaya giriyor da olabiliriz. Özellikle çarşamba, perşembe önümüzde kavgacı kişilerden uzak duralım arkadaşlar. Ha, bu arada Mars kareliyiz arkadaşlar, Güneş burcu olanlar için. Hadi yükseleniniz olsun diyeceğim, gene karelisiniz. Yani bu Mars karesi bizim için şunu ifade ediyor: aile hayatında sinirlerin gergin olması, ani fevri kişilerin önümüze çıkması, bu kişilerle yapılacak kavgalardan da bir sonuç alınmama etkisini getirir astrolojik olarak. Şimdi bir terazi oldum ve kendi haritam üzerinden ilerlediğim için sizlere bu konuda gayet rahat açıklama yapabiliyorum.
Mars bizim için mücadele ettiğimiz alanlardır. Evet, ama astrolojide bu Mars biraz Plüto karşıtlığıyla birlikte olduğu için kavgacı bir Mars olarak değerlendiriyorum ben bunu. Ve kavgaya çok açık alanlar var. Hani dışarıda gezerken kavga etmeme, hanede gezerken kavga, iş yeri, bunlara biraz bu hafta özellikle dikkat edin. Çünkü tutulma da oldu. Tutulmanın tetiğinde de gene bunlar var. Yani bu hafta aslında biraz kavganın, gürültünün bol olduğu bir hafta olacak. Kendinizi koruyun arkadaşlar. Ben terazilerin çok da böyle kavgacı olacağını düşünmüyorum. Özellikle 40 yaş üzerinin hatta hani çok da karışık olaylara, ne bileyim işte tartışmalara gireceğini düşünmüyorum. Ama bizim bir pik noktamız var. Böyle oradan damara bastılar mı? Biz orada çok feci kavgacı olabiliyoruz. O da haksızlık. Haksızlığa uğramadığınız sürece bizden iyisi yoktur. Ama birinin hakkı yeniyorsa, bir adaletsizlik varsa orada çok ortaları çıkıyoruz. Tavsiyemdir. Bu hafta kabuğuma çekileceğim ben mesela. Çok fazla arkadaşlar gergin ortamlara girmeyin ya. Biz kareliyiz. Karelik demek aynı yönümüze çıkacak. Mücadele edeceğimiz, görmezden gelip görmezden geldiğimiz konuların bile önümüze gelebileceği, hani hadi 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 diye böyle durumlar söz konusu olabilir. Uzatmayayım burayı da fazla. Hafta sonu güzel diyebilirim. Sadece çevremizde bu kavga çıkarmaya meyilli olan kişilerle alakalı dikkatli olmamız lazım diyebilirim. Şimdi buradan neler var? Şöyle biraz hızlandırayım. Ama hızlanmıyor gördüğünüz gibi. Biraz bekleteceğim sizi. Keşke bunu döküp sizlere anlatsaydım orayı. Buradan bekletmeseydim. Şimdi bu tarafta iş konuları olmuş. Bakın üstümüze başımıza böyle çökelmiş bir kişi var burada. Çökelmiş dedim ama. Çökmüş. Çökelmiş değil, çökmüş o. Başımıza böyle kakılan bir konu, parasal bir konu görselleri var. Bir kişi sanki böyle açmış ağzını, yumuş gözünü, elinde de bir kutu var. Bizden beklenti içinde olan birisi olabilir. Belki aile bireyi olabilir. İş yerinde bir patronun, bir şefin beklentisi olabilir. Bu kişi böyle bu hafta özellikle hadi, 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 hadici bir kişiyle uğraşma durumumuz olabilir. Aile, hane dediğimiz zaman dikkat ederseniz burada hani sıkıntılı bir görsel var. Ağzı açık bir balık görseli var. Para beklentisi demek bu. Ve bu aynı zamanda bir parayla alakalı konuda ufak tefek sürüncemeli konuların sırtımıza yük olabileceği, dikkat etmemiz gereken yerler olduğunu gösteriyor. Ben burada bireyselmiş gibi düşünürsem şayet şunu derdim. Şu bireysel bir fal olsaydı. Çok da fazla içinizden geçen para ve maddiyat konularıyla alakalı düşünmemeye çalışın bu hafta. Kolay değil. Herkesin bir ödeme zamanı oluyor, beklentileri oluyor. Evet, ama dikkat ederseniz pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Cumartesi, pazar artık ne olsun ki yani. Hani burada insanlar içerisinde bir yöne, bir yola doğru gidiyorsunuz. Sadece şurada bir asa görseli var. Pazartesi ya da salı en geç çözülebilir konularınız olabilir. Ama ondan sonra para ve maddiyat konularıyla alakalı sıkıntılar yaşanır, ötelenir görselleri var arkadaşlar. Hani pazartesi, salı çözdünüz, çözdünüz. Ondan sonrası takılmayın, haftaya kaldı, bitti. Şey derim zaten ben birçok yerde. Aslında bu benim de bu hayattaki bakış açım. Önümüze bir konu düştüğünde seçimler kader bizim elimizde noktası burada geliyor. İster üzülerek geçirirsiniz o zamanı, ister olanı kabul edip devam ederek geçirirsiniz. Tercihler sizin. Bütün gün ağlayabilirsiniz. Bütün gün çok da keyif almasanız da keyif almaya çalışacak donelerle gününüzü tüketebilirsiniz. Çünkü gün bugün aslında. Dikkat etmediğimiz, hep ileriye dönük planlar yaptığımız bir döngüde ilerisi için plan yapmaktansa günü, var olanı kabul edip günden keyif almaya bakmak bu hayat için bence kadersel anlamda bizim kontrol altında tuttuğumuz bir mekanizma. En azından kontrol altında tuttuğumuz yerde daha kendimize karşı naif olalım. Çünkü topluluk olarak da, burç olarak da kendimizi düşünmüyoruz. Başkalarını düşünüyoruz. Başkaları için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Başkaları mutlu olunca onlardan o zaman mutlu oluyoruz gibi durumlarımız var. Oysa ki önce ben denmesi gerekiyor. Çünkü neden? Çok üst level konuşacak olursak eğer, tekamül bizim tekamülümüz arkadaşlar. Ona üzüldüm, buna üzüldüm. Sen, ya ben işte hallederim. Yok öyle bir şey yani. Bu hafta bence kendinize bir kahve ısmarlayın. Evde de olur. Ya da kendiniz için ya işte bayanlar çiçek alsın mesela, çok severim. İşte bir şey, bir şey ya, ama bunu kendim için yaptım deyin arkadaşlar. Benden naçizane bir tavsiye. Ben de aslında notumu alıyorum ve yapacağım.
kendim için bir şeyler yapacağım. Evet, bu haftaki kahve falımız da bu şekildeydi. Güzel bir hafta mı? Bazı konularda yoğunluklar var ama geri kalanı güzel. Güzel sürprizler de bu arada olabilir. O güzellikler de bizim keyif alacağımız alanlar olsun diyelim. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir dahaki haftaya kahve falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.